Garbarus'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bence bugün sizlerle beraber burada gördüğünüz bu minik, küçük ama bir o kadar da güzel başlangıç evini inşa edeceğiz. Normalde arkadaşlar oyuna ilk başladığımızda Survival'da dandik dandik kutu evler yapıyoruz. Bunu ben de yapıyorum. Ancak böyle basit malzemelerle genel olarak tahtayla tasarım harikası evler yapmak da mümkün. Bunun bir kanıtı bunlar. İki tanesini ben inşa ettim. Bunları yabancı bir kanaldan aldım. Baştan söyleyeyim zaten kendi tasarımım değil. Şimdi sizlerle beraber buradan kopya çeke çeke yapacağız. Lazım olan malzemeler genel olarak tahta zaten gördüğünüz üzere. Onun dışında dışarıda bir takım süslemeler var. Baca gibi ve yandaki saksılar gibi. Hemen hızlıca başlayalım. Aynı şeyde olsun. Şimdi tahtayı aldınız abi. Oakwood. Bir koydunuz. Bir boşluk. Bir, iki, üç, dört. Tamam mı? Bu şekilde başlıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bir, iki, 1-2 yapıyorsunuz daha sonra şurayı şöyle kapatıyorsunuz buna da 1-2-3 yapıyorsunuz son görüntü böyle olmalı daha sonra hemen gelelim buradan ince cam alalım camları istediğiniz gibi dizebilirsiniz ben sadece nereye koyacağınızı söylüyorum istediğiniz renkte cam alın bu şekilde bir görüntü daha sonra şu iki boşla cam koyuyoruz daha sonra hemen malzemeleri ben buradan alacağım arkadaşlar. Bize bir tane merdiven gerekiyor. Merdiveni ters bir şekilde şöyle koyuyoruz. Burası bizim kapının girişi olacak. Hemen hatta dur bunun malzemeleri şuradan alayım. Bunlar basit malzemeler. Bir tane şöyle odun alalım. Bir tane de kapı alalım hatta kapımızı ilk başta koyalım. Odunu şöyle koyalım. İstediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Kapıyı içeriden koyun arkadaşlar. Kapıyı içeriden koymayı unutmayın. Şimdi böyle bir görüntü olacak. Her şey okey mi? Arkadan şu şekilde gö görünüyor. Gösteriyorum. Her şey okeyse devam edebiliriz. İnce cam alıyorsunuz abi. 1 2 3 4. Daha sonra şöyle bak. 1 2 Hop 3. İnce camlarla çalışmak kadar iğrenç bir şey yok abi şu dünyada. Daha sonra bak 1 2 3 4 1 2 3. Daha sonra odunu alıp şöyle koyuyorsunuz. Böyle bir görüntü olacak. Şuradan da gördüğünüz üzere bunu hatta şuradan kapatabiliriz artık. Görüntümüz böyle olacak. Şimdi sol tarafına geçebiliriz abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane odun koyduk. Bu kısa küçük bir ev olduğu için kısa bir video olacak büyük ihtimalle. Daha sonra boşluk bırakalım abi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu şekilde bir görüntü olacak. Gördüğünüz üzere daha sonra merdivenleri alıp bunların tepesine ters koya koyarsanız. Konuşamadım oğlum çok hızlı anlatıyorum değil mi? Kusura bakmayın biraz daha yavaşlayabilirim sizler için. Merdivenleri ters bir şekilde koydunuz daha sonra buradaki boşluklara da camları böyle ince camları yerleştirdim arkadaşlar. Sol tarafımız da bu şekilde görünecek. Şurada da Gördüğünüz üzere. Şimdi sağ tarafı yapabiliriz. Sağ taraf biraz daha karışık. 1 2 3 koyuyoruz. Tamam mı? Sonra bir boşluk bırakıyoruz. 1 pardon 1 2 3 koyuyoruz. Şöyle başlayacağız. Daha sonra ne yapsak? Sonra şuraya camlarımızı koyalım. 1, 2, 3 camları koyduk. Her şey okey. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 şununla eşitlememiz gerekiyor. Böyle bir görüntü olacak. Şimdi buraya yine merdivenlerle garip bir yapı yapacağız. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bunlar tabii hani seçenek. İsterseniz düz duvarda çekin ama bunlar tamamen süsleme arkadaşlar. Hani başlangıçta yapabilirsiniz ancak süsleyerek yapın. Güzel bir eviniz olsun yani başlangıçta. Bütün amaç o. Bunu yaptıktan sonra... Ee, Nasıl bir şey yapmışız orada abi? Aynen. Öyle geliyoruz. Tamam. Şu şekilde 1 2 3. Geldik. 1 2 3. Geldik. Zaten şurası birleşti gördüğünüz üzere. Burada 1 1 daha sonra 1 2. Aynen bu şekilde görünecek arkadaşlar. Burası biraz karışık. İsterseniz biraz başa sarıp ee, tekrardan izleyebilirsiniz ama şöyle göstersem, sanırsam <laughs> pardon, sanırsam yeterli olacaktır. Şimdi bize cobblestone gerekiyor. Bir tane cobblestone'un şeyi gerekiyor duvarı. Hani şu şekilde koyabiliyoruz ya bunlardan. Bir tane de demir şey gerekiyor. Demir trapdoor. Iron trapdoor. Bunları abi 1, 2, 3, 4, 5, 6 koyuyoruz. Daha sonra üstüne bir tane wall koyuyoruz. Bu böyle fence gibi görünecek. Üstüne bir tane trapdoor koyuyoruz. Bu bizim sağ taraftaki bacamız. Baca şeklinde böyle ilginç bir görüntü. Yani tamamen süs. Bir işe yaradığı yok. Şimdi geldik. İşin cırt dediği yeri abi burada bizim bir tane kapı yeri bırakmamız lazım o yüzden 1-2-3 yapıyoruz tamam mı buraya kapı koyacağız ee, Hatta bunu 1-2-3 yapalım bu şekilde gördüğünüz üzere kapatacağız ee, Kapının üstüne şu ön tarafta olduğu gibi Merdiveni ters koyuyoruz yere şöyle istediğiniz bloktan koyun içeriden de kapıyı koyun abi Bu şekilde bir kapı girişi olacak tıpkı burada gördüğünüz üzere arkadaşlar Sonra bunu şuradan eşitleyelim tamamdır her şey okey mi okey Karşıdakinin aynısını yapacağız 1 2 3 4 1 2 3 ince camla çalışmak acayip zor daha sonra buraya odun koyuyoruz her şey şimdilik tamamdır Çevresinden gösteriyorum yavaşça Her şeyi doğru yaptınız mı arkadaşlar? bir kontrol edin isterseniz. Videoyu izlerken yapmak zor olabilir. Durdura durdura yaparsınız en kötü. Tamamdır. Her şeyi yaptıysanız devam ediyorum. Şimdi çatı kısmına geçebiliriz. Çatı için bize şu slablerden lazım. Spruce wood slab ya da istediğiniz herhangi bir şey. Hangisinin rengi hoşunuza gidiyorsa. Daha sonra normal glass gerekiyor. Normal cam. Hemen normal camla başlayalım. Ne işe yarayacak? Şimdi evin önü burası. Bacayı sağ tarafa alıyorsunuz. Ev öyle. Önü orası yani. Sol tarafında abi. 1, 1. sonra normal camlarla 1, 2, 3 içeri güneş ışığı girmesi için şimdi çatıyı aldık spruce wood slablar bacanın şöyle sağ tarafına 1, 2, 3 yapalım sonra buraya da 1, 2, 3, 4, 5 yapalım yani evin bir blok dışında olacak sonra bunu böyle kapatabiliriz abi ne kadar kapattığıma dikkat edin <laughs> pardon böyle geldik böyle geldik tam camlı yer yaptık ya biraz önce burada duruyoruz abi. Şimdi sakın şöyle bir şey yapmayın. Bu yanlış olacak. Buradan bir basamak aşağı ineceğiz. Yarım blok. Hop. Bir de buraya. Hop. Her şey okey. Güzel. Sonra buradan devam ediyoruz. Yarım blok aşağı indik. Sonra bir yarım blok aşağı daha inip bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evimizin dış kısmı bitti. Yalnız ben şöyle bir şey yaptım mesela. Şu beyaz camlardan alıp şöyle bir kendiniz istediğiniz renkten yapabilirsiniz. Bunu ben arkaya da yapayım hatta. Hop hop. 3 tane ekliyorum. Daha bir değişik görünüyor. Kullandığınız shader ile falan da ya da texture pack kullanıyorsanız ona göre kafanıza göre yaparsınız. Şimdi evde son bir süsleme kısmı kaldı. Bunun için bize şundan lazım. Tahta tuzak kapısı. Grass block ve çiçek. 2 tane çiçekle göstereyim. Siz istediğiniz çiçeği koyarsınız. Çatıyı şeye bacayı sağ tarafa aldık. Evin önü burası. Camların hemen önüne 2 tane koyuyorum abi. Bunun çevresine trapdoorları koyuyorum. Daha sonra bunları kapatıyorum. Saksı gibi görünüyor. Al sana ön taraftaki süsleme. Şimdi arka tarafa geçelim. Evin arka tarafında da şu tarafa. Kapıdan sonra bir boşluk bırakın. 1, 2, hop. Çevresine trapdoorlar. Trapdoorları kapat. 2 tane çiçek koy. İstediğiniz çiçeği koyarsınız. Bir de şu evin sol tarafı burası. 1, 2, bu sefer 3 tane koyduk. 1-2-3-4-5 tane de çevir çevirdik traptorlarla buna da böyle ortaya bulunan iki tane böyle hop güzel oldu her şey süper oldu son olarak mesela ben şöyle bir şey yaptım içeriye e, önüne daha doğrusu evin önüne 1-2-3 bunlardan koy gel kapının önüne yani patika gibi bir şey. Aynen patika gibi bunlardan yapabilirsiniz. Evin içini arkadaşlar için dizayn etmeyeceğim ancak mesela bunun içine şöyle e, beyaz tahtadan koyunca bunun adı neydi? wood koyunca baya güzel duruyor. Huş ağacı mıydı Türkçesi bunun? Benim Minecraft İngilizce maalesef. Hop zıplama. Otocamp açık. İçine böyle koydun. Hop aydınlık. Yep geniş bir ev. Bunun üstüne hatta şöyle ne bileyim. Bir tane depo gibi bir şey yaparsın yani. Her şey olabilir bu evin üstüne. Şuradan çıkılır falan filan depo olabilir. İçini falan size bırakıyorum. Şöyle bir time set 0 yapıyorum. Bon millarla da abi. Etrafını biraz çiçeklendirirsek şöyle. Çimlendirirsek. Bence bu tam bir köy evi. Basit bir başlangıç evi olabilecek kapasitede. Bunun gibi ev yapımı videolarının devamı için bu videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve Garbarius'a abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.